Geçen seneden beri her yeni bir komite başladığı zaman komitenin ilk günü bu komite günü gününe diyorum ve bir sonraki gün o, bu komiteyi son 2 hafta hallederiz de dönüyor ve son 2 hafta geldiğin zaman da son 1 hafta hallederim oluyor ve son 1 haftada uykusuz kalıp çalıştıktan sonra da yeterli miktarda not alıp geçiyorum ama o son 1 haftanın bok gibi geçiyor ve önceki bir ayda çok verimsiz geçiyor, dolayısıyla çok az şey anlamış oluyorum ve güzel olmuyor. Ancak bu komite günü gününe olacak. Babam yine dağınık böyle. Çünkü Bursa'dan yeni döndüm ve eşyalarımı henüz yerleştirmeye de pek fırsatım olmadı. Onları da işte biraz daha çalıştıktan, video editledikten sonra artık geriye zaman kalırsa halledeceğim ama halletmem gerekiyor. Şimdi marketten geldim, bir şeyler aldım, onları göstermek istiyorum. Kendime böyle turuncu bir kupa aldım. Önceki kupamı hatırlıyorsunuz, önceki videolarda kırmıştım yıkarken. Daha sonra bu turuncu kupayı aldıktan sonra biraz bir yukarı baktım. Aa, bu da ne? Oralet dedim, daha sonra bu kuponun içini bir oraletle neden doldurmayalım, git oralet aldım. Daha sonra dedim hazır böyle turuncu bir şeyler almışken neden soda almıyorum ve neden turuncu olmuyor. Sonra dedim madem başladık bir tane şeftali çay alalım. Dedik bu kadar ürünü aldık, bunları yerleştirmek için dolap içi bir şeye ihtiyacım olacak. Sonra gidip dolap içi bir şeyler aldım. Birazdan izlerken göreceksiniz. Diş fırçası. Fatura. Ve tabii ki de çöp poşetimiz. Şimdi burası böyle ya. Bakın. Böyle oldu. Mis gibi. Lan tam suyum bitti diyorum. Bu bitti işte. Susuz kalacağım bu gece diyorum. Su getirdiler valla. 10 numara oldu. Genelde bu saatlerde su kalmamış oluyor, sabahları getiriyorlar. Herhalde işte insanların tatili olduğu için kimse yurtta kalmıyor ve böyle bolca da su kalmış oluyor. Gerçi bu tam bitmiş değil, böyle ucunda birazcık var da. Bu komisyonun ilk günü günümü planlamakla başladım. Öncelikli olarak işlemiş olduğum derslere ve dinlediğim derslere tık attım. Daha sonra sınıfta izlemeye gittiğim derslere ve dinlediğim derslere tık atmaya devam ettim. Sağ kısımlarına da buradaki yeşil yuvarlaklardan yaptım. Daha sonra bu slaytları çalıştıktan sonra birer tık dağıtacağım. Böylelikle de ilk günü bitirmiş olacağım. Geldik buraya. Yapmam gereken dersleri yazıyorum ve yapmam gereken işleri de aynı zamanda tekrar buraya yazacağım. Saat oldukça geç oldu. Bir an önce başlamam lazım. Bayağı bir zamanım alacak. Birer saat ayırmayı düşünüyorum. Şurada bir video editi olacak benim için. Bakalım bir an önce bitirebilirim umarım. Bir yandan bir şeyler yiyeyim diye böyle bir şeyler hazırladım. Ama bunu yemekten derse odaklanamıyorum şu an. Çok arada kaldım. Sanırım bunu itmem gerekecek. Anatomiyi hallettim şimdi. Gelelim şu etkin atalım. Kocam. Şimdi Bayram Hoca'nın dersi kaldı burada. Onun slaytını çalışacağım. Daha sonra yani bunun emin değilim. Yapmaya da bilirim biraz. Çünkü saat şu an 12'ye geldi ve ben de biraz uykusuzum. Ve bizim 4. komite programı bayağı yoğun. Yarın şimdi 5 saat anatomi olacak. Üstüne 2-3 saatte fizyoloji dersim var. Bütün bunları kaldırabilmem için uykumu almış olmam gerekiyor. Dolayısıyla bir şeylerden kısmam lazım yani. Uykumdan kısmak istemiyorum ama
Geriye de pek bir şey kalmıyor işte. Video editlemeyeceğim gibi bir durum kalıyor yani. Ama bu videoyu da editleyip halletmem gerekiyor bir an önce. Of of, nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Biraz dinlenip daha sonra fizyo bakacağım şimdi. Ben bir 5 dakika gözümü dinlendim diye yatağa yattım. Sonra uyumuşum. Bayağı bir uyumuşum hatta. Şu an dersim var. Online katılacağım. Çalışamadım. Video editini yapamadım. İlk günden kötü başladık. Neyse. Adam akıllı spor yapamıyorum. Bu da biraz vurmaya başladı artık. Böyle spor yapmak istiyorum ama bu komite hiç zamanım olmayacak spor yapmaya ve sporu geçtim. Video editlemeye bile zamanım yok. Baksanıza. 2 video falan editlemem gerekiyor şu an yani. Ama bir videoyu iptal ettim bile o fikri. Hani YouTube'daki ilk vlog yılım falan öyle bir video yapacaktım. Artık ne zaman zamanım kalırsa o zaman editlerim. Anatomi dersinden sonra fizyoloji dersim var şimdi 2 saat. Daha sonra 3 saat daha anatomi dersim var yine aynı hocayla. Daha sonra 1 saat daha bir dersim var sonra bitiyor. Sonrasında ders çalışırım işte günlük günü gününe ama videoyu editleyebilmem için o kısımları eklememem gerekiyor. Ya da eklerim artık bakacağız. Of çok stres yaptım. Çok stres yaptım. Çok stres yaptım. Şükür sonunda anatomi bitti. Şimdi yumurta yapıyorum. Yumurtayı yedikten sonra fizyoloji dersim başlayacak. Hoca biraz geç geliyor o yüzden hala biraz zamanım var. Bakalım ne yapsam o sırada. Tabii ki de hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü ne yapabilirim ki yani. Hocanın dün işlediği slaytları okuyacağım şimdi. Onu yapmaya karar verdim. Yapılacak bir şey buldum evet. Hocanın dünkü slaytlarını okuyacağım ki boş girmeyelim derse yani. Neyse. Yumurta da olmasa SSE'ye aç kalacak diyenler beğensin. Bu yumurta güzelmiş ama. Bir daha hep buradan alalım. Bu ders böyle online gitmiyor, sarmıyor, dinleyemiyorum, anlamıyorum. Sınıfta dinlemeye gideceğim. Siz de yanıma alıyorum, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hop şemsiyeyi unuttuk. Dışarıda çok fena yağmur var. Şemsiyesiz yakalanırsam inanılmaz ısınırım. Gidiyoruz. Beyaz giymek için çok yanlış bir günü tercih ettim. Burger King'e yemek yemeye geldik. Sırf şu UMO kartlarından alabilelim diye. Paket açılımını keşke sizinle birlikte yapsaydım ama ben aşırı heyecanlandığım için iki paketi daha açtım. Bu normal UNO. Bu da farklı bir oyun. UNO'muz vardı zaten. Hani onun küçüğü neden olmasın diye aldık onu. Bunu hani yeni bir oyunumuz olsun diye aldım. Bakalım şimdi tek tek kopartıyorum da sizi şöyle alayım. Sırf bunun için McDonald's'a geldik diyebilirim. Pardon Burger King'e. Thank you.
Yaklaşık 3 dakikamı aldı ama bütün şeyi koparmayı başardım. Şimdi kutusunu da yapmak gerekiyor. Kutu basit ama ya. Bakın bitti bile. Döndüm şimdi rektörlüğe geldim. Hızlı bir program gibi ders çalışmaya başlayacağım. Saat şu an 8.22. 12'ye 1'e kadar buradayım. Daha sonra odaya gidip uyuyacağım. Veya bilmiyorum artık. Bu videoyu editlerim belki de. Bir hafta oldu. Video yüklemem gerekiyor artık. Ama kanal videosu kılıyor. Ama öyle bir komiteye girdik ki zaman yok artık. Neyse bakacağız. Rektörlüğe fırsat gelmiş, ışık ışıklı klavye getirmiş bu arada. 10 numara valla. Şurayı sonunda hallettim. Yani pazartesi günü bu slide'in yarısı işlenmişti. Salı günü geri kalan işlenmişti. Burayı şimdi toptan tik atacağım. Hadi Python'a çalıştım sadece. Ama ders videosu da belki dinlenilebilir. Neyse hadi atalım. Şimdiki bunlar kaldı valla. Şunu okuyacağım. Çok fazla bilgi var ama şu ikisinde. Aşırı fazla bilgi var. Saat 11.30'a geliyor artık. Çok fazla oyalandım çünkü internette bir şeylere bakmam gerekti. Ona çok fazla zaman kaybettim. 1-1.5 saat falan orada kaybettim ben. Sonra odaklanayım bir daha çalışayım derken gitti. Şimdi şu anatomi spinal korttan beri 10-15 kadar sayfa bakayım. Daha sonra odaya geçeceğim. Odada çalışmaya devam edeceğim. Onu bitirip daha sonra video editini yapmam gerekiyor artık. Yetiştiremiyorum başka türlü. Spinal kort. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar yeter. Limitleri zorlamayın. Zira sinir çalışken bazı sinirlerimi yakmak istemiyorum. Çalıştık. Hadi gidelim.